Yani eğitimci olarak şu yaptığını kendin onaylıyorsan ben hiçbir şey demiyorum. Ben ne yapıyormuşum? Tam ders çalışacağım zamanla bana hamallık yaptırıyorsun. Helal olsun derim, başka bir şey de demem. İş buyurunca dersler aklına geldi değil mi? Boşuna dememişler tembele, iş buyur sana akıl versin. Bu söylediklerinden çok utanacaksın bir gün, afet güç verir. Asıl ben senin o sınav kağıtlarını okurken utanıyorum. Bak üniversite sınavlarına bir arpa boyu yol kaldı. Sen bir buğday tanesi kadar yol almadın. Biraz daha az iş buyurursan çalışacağım ama ne yaparsın, kader işte. Sen beni sokaklarda delirtme. Çalışman gereken zamanda çalışman gerekiyordu. Şimdi paçal tutuştu. Al bunları da taşıyorsun. Al. Hadi bakalım. Bunu sen istedin, afet güç verir. Ben de seni utandırmazsam Keramettin değilim. Kerem. Demek benden ümidi kessin ha, afet güç verir. Ben de seni utandırmazsam bana da birkaç ü demesinler. Gör bak bundan sonra neler oluyor. Buyurun gelebilirsiniz. Keramettin Efendi mizah dergisi okuyor. Ödevler bitti herhalde değil mi? Keşke ben daha sonra gelseydim, bölmeseydim seni. Ablacığım. Bu dergilerden muhakkak senin de okuman gerekiyor. Acayip komik vallahi. Benim gülmek için mizah dergisine ihtiyacım yok. Sen tarih sınavından çaktığında ben bol bol güleceğim sana. Al. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ablacığım. Son gülen iyi güler demiş atalarımız. Şimdi ders çalışma zamanı. 7. Ateş kes, anlaşma. Gece iyi uyuyabildin mi Keramettin? Uyudum. Ne oldu ki? Ay sabaha kadar ışığın yanıyordu. O mizah dergilerine fazla kaptırdın kendimi. Evet. Mizah dergisi okudum sabaha kadar. Çok komikti abla. O zaman bugün yapacağım kurtarma sınavında o komiklikleri yazarsın artık. Ne? Kurtarma sınavı mı? Abla insan daha önce söylemez mi kurtarma sınavı ne oldu? Ders çalışırdım ben. Niye? Sen orta tarla tohumu musun? Niye sana ayrıcalık yapacakmışım? Boşuna debelenme. Dersini çalışacaktın o mizah dergilerini okuyana kadar. Yetiştim size. Affedersiniz Afet ablacığım. Dün gece geç saate kadar matematik çalışmaktan uyuyakalmışım. Bu matematik aşkı da gözlerimi yaşartmaya başladı. Sen onun kusuruna bakma. O sabaha kadar uykusuz kalmış. Onun için huysuzluğu üstünde. Ben soracağım ona okulda huysuzluğu. Yürüyün atlayın arabaya. Döküldük. Vallahi bittik abi. Evdekiler uyuyacak beni. Zıvayın alsam yeterdi. Ben zıvayını alsam göbek atardım be kızım. Tabii canım. Öyle zıvayın deyip geçmeyeceksin zaten. Ya aslında ben sorulara baktım da o kadar zor değildi. Cevaplar zordu be Barbie. Ya aslında hiçbir şey zor değildi de. Afet Hoca bu yazılda ya bana çalışmadığım yerden çok sordu. Yani kitabın her yerinden sordu diyorsun eleman. Ya beyler onu bunu bırakın da. Bize... Sırf tarih kitabının içindekiler bölümünü sorsa yine çakardık, yine çakardık abi ya. Yani anlaşılan arkadaşlar hiçbirimizin sınavı iyi geçmedi öyle mi? Yok. Pikachu'nunki iyi geçti. Ya arkadaşlar ben böyle konu açılmasın ben ortalığı işkilendirmeyeyim diyorum ama sınavı da bize söyleyen Kerem'dir yani. Ne yani? Pikachu soruları biliyor muydu? Yok canım yapmaz öyle şey. Bilseydi bize de söylerdi kesin. Ya... Yapmaz yapmasına da sınavı ilk onun bilmesi, sınavının deli gibi iyi geçmesi bana pek inandırıcı gelmiyor abi. Ya sonuçta bildiğimiz birkaçı değil mi abi bu? Nasıl yani? Soruları mı çaldı? Afet Hoca kesin anlardı. Ya Afet Hoca kardeşi geçsin diye torpil yaptıysa? Yok arkadaşlar saçmalamayın ya olmaz öyle şey. Daha kaç defa ders almamız gerekecek? Ya tamam beyler kapatın artık konuyu. Bak kendi arkadaşımızdan şüphe edecek duruma geliyoruz yani. Yani bence de. Arkadaşlar şimdi Cumhur Hoca'nın sözlüsü mü var? Evet ya bir de o var değil mi? İnşallah beni kaldırmaz. Vallahi Kopil abi ne durumdasın var mı bir şeyler bizde? Var babacığım düşündük bir şeyler. Kopil Batik sayesinde sınav sözlü stresine son arkadaşlar. Kopilcik nasıl olacak bu iş? Bu elimde gördüğün pro sayesinde Didemciğim. Bu pro sayesinde
Bir Cumhur Hoca sözlüsünden daha şak diye yırtmış olacağız şerefsizim. Ne yani? Derste pro mu içeceksin? Yüzüksün oğlum sen. Ben içmeyeceğim. Cumhur Hoca içecek. Nasıl ya? Cumhur Hoca baba mı oldu? Allah Allah. Yormaya başladı yine beni ya. Şş oğlum baksana buna. Bu Küba prosu, Küba prosu. O kim be? Ç. Nasıl Ç? İsmi de bayağı kısaymış. Bu Che Guevara değil mi? Bak entel hemen atladı, hemen nasıl biliyor? Abi, Arif. Kafanda şöyle küçük kıvılcımlar uyanmıyor mu abi? Küba prosu, Küba şapkası ve büyük lider Ernesto Comandante Che Guevara. Cumhur Hoca'yı en zayıf noktasından vuracağız. Nereden? Solundan abi, solundan. Menemen olayını anlatınız demişim. Önce domatesleri, yeşil biberleri doğrayıp yağda bir güzel pişiriniz. Sonra üzerine yumurtaları kırın ve karıştırınız. Tabii buna 15 vereceğiz. İyi bile verdiniz Afet Öğretmenim. Ben bu kadar da vermezdim. Dandanakan Savaşı. Dandanakanlılar ile damdan akmayanlar arasında olmuştur. Savaşı Dandanakanlılar kazanmıştır. Tekerleme gibi olmuş son tahlilde. Buna da 25 veriyoruz. Allah. Bu Keramettin Güç verirdi. Bu neler saçmaladı kim bilir. Osmanlı Devleti Pasarıç Anlaşması'ndan sonra 1718-1900 yılları arasında Fransa çok yazdı. Cevaplar doğru gidiyor. Hidayet Hoca, ya benim Amir Bey'in yanına bir uğramam gerekiyor. Bir mahsur yoksa şu ders saatlerini değişsek diyordum. Ya hocam ne mahsur olacak? Fark etmez. Yaşa sen, sağ olasın. Ben bir Amir Bey'e uğrayayım o zaman. Bütün hepsi doğru bunun cevapları. Buna mecburen 100 vereceğiz. İtilaf devletlerini itilaf devletleri sanıp düşmanlarına zehirli kıyma atan devletler diye yazmış. Bunların edebiyatları düzgün değil ki tarihi anlasınlar. İnanılır gibi değil. Benim gibi devrimciye yolsuzluk iltimas teklif ediliyor. Kim yaptı? Kim olacak müdür Amir Bey? Siz ne yaptınız, boyun eğmediniz tabii. Eğmeyim canım. Eğmedim tabii. Kapıyı suratına çarpıp çıktım. Çok güzel yaptınız. Ben de sizden bunu beklerim her zaman. Son tahlilde bizde iltimas torpil yoktur. Affedin. Tabii ben her zaman sizinle beraberim Cumhur Bey. Ben şunu sınav sonuçlarını panoya asayım geleyim. Asın efendim. Bir tane rakıya yok bu panoda. Allah Allah. Mennan, bana bir rap diye bul çabuk. Ben mi Afet Öğretmen? Başka mennan var mı? Rap diye bul bana. Bir ara bakarım, bulur getiririm Afet Öğretmenim. Mennan şu anda rap diyeyi istiyor. Şimdi şöyle oluyor Afet Öğretmenim. Acilen iş toplantılarım, görüşmelerim falan olabilir. Defterime bakmam lazım. Ben senin o defterini bir dürerim, sen şaşarsın. Bana çok çabuk rap diye bul. Hemen Afet Öğretmenim, kızmayın ya. Teşekkür ederim. Ya. Hiçbir iş adamının parmağına rap diye saplanır mı ya? Buyurun efendim. Buyurun ibret tablosuna. Ben kurtarma sınavı yaptım. Sayenizde bu yere, dibe batma sınavı oldu. Kutlarım hepinizi, buyurun. Yirmi almışım. Malumunuz ben de çakmışım. Tek Kerem geçer not almış. Hem de 100. Tahmin ettiğim gibi ben de kalmışım tabii. Ama şimdi Kerem de tembeldi. O nasıl geçti, değil mi?
Vallahi açıkçası bu biraz kullandırıcı bir durum. Yani burada bilgiden çok biraz kan bağı devreye girmiş gibi geliyor bana. Evet abi. Niye bir teknik açıyor? Hem de 100 almış. Vay bir kaçıyor vay. Beyler, yarın görüşürüz. Tabii tabii, öyle olsun abi. Ne oldu? Sen anlamışsındır. Şşş, beyler ne bu tavır? Ya tavır falan yapmıyoruz be abi. Ya biz sadece şaşırdık Kopil kardeşimle birlikte, değil mi abi? Evet abi. Kardeşimiz bizden soruları esirgiyor. Kardeşimiz. Helal olsun. Oğlum ben nereden bileyim sınav sorularını? Tabii canım, sen nereden bileceksin ki? Biz zaten şaka yapıyoruz, havalar açtı ya, öyle eğlence olsun. Oğlum, gerçekten çalıştım. Tabii ya, benim de boyum 1.90 zaten. Sınav sorularını bildiğimi düşünüyorlar. Kerem, sen gerçekten ders çalıştın mı? Ya. Tamam, kızma, sadece sormuştum. Ya ablamı utandırayım diye ders çalıştım. Günlerdir ders çalış, ders çalış diye başımın etini yiyordu. Şimdi ders çalıştık, sınıfta adımız çıktı. Aman ne hala. Tamam canım, bir şey olmaz. Yarın yanlış anlamayı düzeltirsin. Bozma moralini, bak hava ne güzel. Ne yapalım? Ne yapmak istersin? Hülya! Mert. Merhaba. Siz tanışmış mıydınız? Mert, Kerem benim erkek arkadaşım. Matematik öğretmenim. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Akşam çok önemli bir işim çıktı da Rüya, şimdi çalışabilir miyiz diye sormaya geldim. Ama biz şimdi... İnan ki erteleyebileceğim bir şey olsa ertelerdim ama ailevi bir sorun, anla işte. Uygun değilsen haftaya 2 saat de yapabiliriz. Önemli değil, siz gidip dersinizi çalışın. Ben de ablamla eve dönerim. Tamam canım. Görüşürüz sonra. Memnun oldum tekrar. Hoşça kal. Ben de. Fidan Hanım, siz ne yaptınız Didem'i? Geçiriyor musunuz? Ben zaten şimdiye kadar hiçbir kız öğrencimi sınıfta bırakmadım. Gerçi Didem bir kere olsun bile kasadan atlayamadı ama... olsun. Kanaat notumu kullanacağım. Ben de kanaatimi kullanayım bari. Sizde not ortalaması ne Didem'in? 30. Kanaatinizle ne olacak? 100 yapıp geçireceğim. 30'dan 100 ha? Evet, kız öğrencilere biraz hoşgörülü davranmak lazım. Sizde durum ne Cumhur Bey? Ben aslında geçirmeyecektim de yani son tarihte geçirmeye karar verdim. Kanaat notumu kullanarak tabii. Geçmişken de 100 de geçsin bari. Keşke yüreğiniz ve cesaretiniz de bu kanaat notlarınız kadar yüksek olsaydı. Sizin bu yaptığınıza düpedüz öğrenci kayırmak denir. Bir öğrenciyi kayırmak diğer öğrencilere yapılan en büyük haksızlıktır. Ne var yani, yeğenimi kayırdıysam siz de kardeşinizi kayırdınız. Ne? Ben kardeşimi mi kayırdım? Evet, imtihan sorularını önceden kardeşinize verdiğiniz kabak gibi meydanda. Saçmalamayın, ben kardeşime soru falan vermedim. Son imtihanda aldığı notu görmediniz galiba. Gidin paraya bakın. Kendi bilgisiyle almadı herhalde. Kerametliğin güç verir, bütün onları kendi bilgisiyle yazmıştır. Ufak atın da şansalla Erman'dayız. Bakın, bakın Amil Bey, afet güç verir, hiç kimse adam kayırmakla suçlayamaz. Çünkü bana bunu hiçbir kuvvet yaptıramaz. Sinirlenmeyin canım, sinirlenmeyin. Bunu bize dışarıdan bir kuvvet falan yaptırmış değil. Olsa olsa kan bağımız yaptırmıştır. Yalan mı? Yürüyün o zaman. Nereye gidiyoruz? Sınıfa gidiyoruz. Torpil yapıp yapmadığımı orada anlayacağız. Yürüyün lütfen. Oturun. Bugünkü sözlü sınavımızı müdürümüz Amil Bey de izleyecek. Buyurun. Kerametin güç verir tahtaya. Sevr Antlaşması hangi tarihlerde imzalanmıştır? 10 Ağustos 1920. Doğru. Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan zararlı dernekler. Kürt Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Sizde sorun buyurun müdür bey. Evet hocam.
5 Nisan 1920'de ne oldu? Damat Ferit Paşa hükümeti Salih Paşa'dan sonra Osmanlı kabinesini kurdu. Doğru. Siz sormayacak mısınız? Belki bu sözlü sınav sorularını da vermişimdir ha? Yeliz, sen sor. Anadolu'dan düşman tamamıyla ne zaman temizlenmiştir? ...16 Eylül 1922 Yeliz. Doğru öğretmenim, bildim. Ali... ...sen Kerem arkadaşına soru sormayacak mısın? Atatürk'ün devrimleri nelerdir? Şapka ve kılık kıyafet kanununun kabulü. Harf devrimi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Miladi takvimin kabulü. Medeni kanunun kabulü. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Doğru, doğru öğretmen. Sizin başka sorunuz olacak mı? Hayır efendim, sormayacağım. Ben artık gitsem iyi olacak. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Balıklarınıza benden selam söyleyin. Yemlerini ufak ufak atın ki boğazlarına takılmasın. Atarım efendim. Sizin de boğazınıza takılan bir şeyler vardır herhalde, değil mi? Bugünlük bu kadar ders. Hepinize yeter, ha?